Sana kız mı yok? O kız olmazsa başka kız olur. Hıı. İstemem ben başkasını. Evimin kadını yapacaktım onu. Ulan merak etmiyorsun Şam. Fabrika olmasa sağ başka bir iş buluruk. Hiç merak etmiyorsun. Sevmiştim. Sultan Hanım. Ay, şükür kavuşturana sonunda ayıldı. Evet, zaten hayatının bir kıtmı ayılmakla, diğer kıtmı da bayılmakla geçiyor. Evet. Sizin o pamuk elleriniz bana şifa verdi Sultan Hanım. Ağır ol da molla detinler, yavaş. Çok teşekkür ederim Kerim Bey ama ben bir şey yapmadım ki. Siz de bir hoşsunuz yani. Evet, öyleyimdir. Hoşumdur yani. Demek siz de beni hoş buluyorsunuz. Komutanım iyileştiğini de göre gitteni de artık. Yani gittek de Sultan Hanım rahat rahat kalıp da değil mi ama? Gitmiyorum. Ay! Ay canım benim ne oldu sana? Dur. Dur bakayım dur. Ay nazara geldi bunlar nazara. Kim yaptı bunu? Dayak mı yedin sen? Eda ya Sultan Hanım. Düştüm ben. Al bir tane daha. Sultan Hanım geldiğinden beri kafatını kıranların, parmağını ketenlerin, bayılanların kayıtında bir artış oldu nedenle. Bayılan derken? Neyi kastediyorsun bakayım sen? Ya öyle hututi bir katlettiğim bir durum yok yani. Genel olarak durumu arz ediyorum. Ay yok yok kesin nazar bu. Aa. Hepinize topluca kurşun döktüreceğim vallahi. Pişt pişt pişt. Nöbetçi subayı haber verdin mi bakayım sen? Nasıl versin ayol? Nöbetçi subay burada değil mi? Nöbetçi. Subay. Kıtada nöbetti de tek. İyi hadi öyle olsun bakalım. Neyse ben bu işe bir el atayım. Gideyim de deniz yüzbaşıya haber vereyim bir asteğmen, bir subay olarak. Gerek yok komutanım, gerek yok yani. Düştüm ben. Düşünce de bir de kapı çarptı üstüne. Nasıl kapı çarptı? Kapı sana bayağı pataküte girişmiş. Sen kapıyla 4 round kadar görüşmüşsün. Poncik oldum ben komutanım. Kötü bir şey olmuş. Kafayı vurun da herhalde öyle bir şey oldu. Oynamıyorum ben be. Senin parmağını oynatıyor. Ben nasıl oynayacağım oynatmadan? Ya sen de amma mızıkıyorsun burada. O da adam gibi oynasın kardeşim. Oh, cani. Oh, oh. Adamlığımı karıştırma bak hepsini keserim onları. Oo yavaş ya. Arkadaşlar. Ya Burak'a dövmüşler biliyor musunuz? Ne? Kimi dövmüşler? Dövmüşler işte. Herhalde kız meselesiymiş. Nasıl kız meselesiymiş be? Kim dövmüş? Biz de cevabını verelim. Tabii hadi gidelim. Abi. Ya dur bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şu işin aslını bir öğrenelim. Neymiş ya? Mesele şu. Adamlar belalarını arıyorlarmış. Belayı da buldular. Ya sana bir dakika dursana abicim. Alaydan biri değildir herhalde abicim. Çarşıda falan dövmüşlerdir. Nerede şimdi bırak? Revirde. Revirde mi? Hadi gidelim şu işin aslını astarını bir öğrenelim hadi. Doğru diyorsun burada. Hadi. Hadi hadi hadi. Ya gidelim dövelim bence. Abaz abi kardeşim bir lan ben döverim oğlum. Lan delireceğim oğlum. Nasıl döverler lan benim arkadaşımı? Ya sana bir dakika bir sakin olalım abi. Gidelim anlayalım lütfen. Yani. Rahat beyler. Ben şimdi gelemeyeceğim. Acil bir yatak ayıklayıp lazım. Geçmiş olsun diyeyim. Seyfi. Ne oldu? Levent Süleyman seni çağırıyor. Ne oldu gene? Tamam. Siz gidin ben şu Levent Süleyman'a bakayım gelin. Tamam. Ben de yemekhaneye gideyim o zaman. Aa. Tövbe estağfurullah ya. Ya komutanım bir görseydik arkadaşımızı ya. Tamam işte gördünüz bu. Küçücük, ufacık, tefecik bir sıyrık. Hadi bakayım hadi. Hem hatta diyaretinin kıtatı makbuldür. Hadi bakayım herkes görev yerine mart. Komutanım izin verin bir isteği var mı onu soralım. Bir isteği olsa biz zaten buradayız manyak herifler. Hadi bakayım hadi. Ya komutanım izin verin girelim. Hayır efendim diyaret taati bitti. Hadi dağılın. Ay ne olur yani 2 dakika arkadaşlarını görseler? Olmaz. Olmaz Sultan Hanım. Siz onları bilmezsiniz. Onlar pit de şimdi gelirler çocuğa mikrop bulaştırırlar. Hadi dağılın. Hadi evet hadi bakayım. Çık. Hadi bakayım hadi çık 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 çık. Evet. Revir steril bir hale geldi. Bütün mikroplardan arındırdık. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size çok minnettarım. Ben artık gideyim o zaman. Ha? Siz revir nöbetçisine söylersiniz, Burak'la ilgilenir, tamam mı? Nasıl bir dakika gidemezsiniz? Allah Allah, niye? Komutanım ilk defa haklı, ben de gidemedim.
Niye ki? Ay anladım. Ah gerçekten ben de sizinle kalıp böyle uzun uzun muhabbet etmeyi çok isterdim ama ne yazık ki mesai saatim bitti şekerler. Hadi bay bay. Metaiti bitmedi. Ona bitme bakacak. Sen bak. Seyfi, dün Arif'in ziyaretçisi geldiğinde Arif onunla görüştü mü? Hiç mi konuşmadı? Aslında konuşacak gibiydi komutanım ama son anda vazgeçti. Tamam. Bana Fikriye Hanım'ın telefonunu bulun. Emredersiniz komutanım. Bana kaderimin bir oyunu olsa gerek bu Kadir abi. Onca zamandır çağrış izniyle çıkmam. Çıktığımda da başıma gelene bak. Büyük geçmiş olsun Buru derim. Ama yıkma kendini ya. Hayat devam ediyor. Yıkmayayım da ne yapayım Kadir abi? Ben bir daha nasıl göreceğim o kızı? Tosun, haberin var değil mi? Tos makinesi tamire gidecek. Tamam hallederiz bir ara. Yok, yarın halledilsin dedi Levent Üsteğmen. Nasıl halledeceğim? Bilmem, bulsun dedi. Görev izni yazacak sana yarın için. Vallahi mi? Ciddi misin? Vallahi. Levent Üsteğmen. Evet. Kardeşim benim. Michael, otem seni bir ya. I love you Levent. Ya abi, abi duydun mu? Garip kuşun yuvasını Allah yaparmış. Benim de yuvamı yapacak galiba. Hey büyük Allah'ım. Belki bu esnada kızı yeniden görürüm. I love you Levent. I love you Levent. I love you. Der, yani sevincini bölmek istemem ama ya kız tekrar saati sorarsa? 10 derim. Doğru ya. Aynı dakikada soracak değil ya. Of of. Batsın bu dünya. Abi ne kötü kaderim var benim ya. Tamam tamam. Dert etme bunu derim. Dert etme. Al hadi. Al takkomu. Alamam abi. Ya ben sana bunu borç olarak veriyorum. Yarın tak. Sonrasına bakarız. Hadi hadi al. Koçum benim. Ula yalnız yakalamışlar bizim uşağı. Elleri kıyılsın ula onların. Öyle demek de olmaz Cemal'im. Öyle demek de olmaz. Yarın biz kendimiz gideceğiz çarşıya. Kendi el cihazımızdan o herifleri yakalayıp ellerini kollarını kıracağız. Kara topaklı arkadaşlar. Yarın hep birlikte gidip günlerini gösterelim o eş. Küfür yok, küfür yok. Bize küfür yakışmaz uşaklar. Niye de zevk? Yarın gideceğiz yok çarşıya. Bu heriflerin, hamsilerin kılçuklarını güzelce kırazav. Kibar zana. Bize küfür yakışmaz. Ya kankiler güldürmeyin ya. Vallahi çok dudağım acıyor ya. Tabii. Seni muhallede bir çocuğu gördüler. Komandoyu görselerdi böyle yapamazlardı. Arkadaşlar bu işin seni beni yok ki yani. Lütfen. Seyfi Burderim haklı. Burak'a yapılmış hareket hepimize yapılmış demektir. Ya arkadaşlar desteğiniz için vallahi çok teşekkür ederim ama ya işin büyütmenin anlamı yok yani. Ne demek büyütmeye gerek yok ya? Ne demek büyütmeye gerek yok? Ben onların ellerini alırım, kıvırırım, kıvırırım. O kadar kıvırmaya kırılır zaten. Ula şimdi bu herifleri nasıl bulacağız peki? Gideceğiz çarşıya, yakanıza kırmızı bir gül takın. Biz geliyoruz sizi döverek mi diyeceğiz? Dede bek nasıl bulacağız Cebel? Gideceğiz çarşıya, didik didip edeceğiz bulacağız. Şu adamın haline bak ya, duman etmiştir herifi. Ya beyler tamam şimdi hepimiz sinirliyiz de biraz sakin olalım ya. Lütfen. Arif baba. Sen ne diyorsun? Bulaşmayın diyorum. Anlıyorum. Gençsiniz, kanınız kaynıyor. Arkadaşınızın kanı yerde kalmasın istiyorsunuz. Ama böyle olmaz bu işler. Bu itler boş gezmez. İş büyür, altından kalkamazsınız. Daha kötü olur. Bu dayanışmanız bile yeter. Tamam yine temkinli olalım ama Burak'ın intikamını da alalım. Abi doğru değil mi Sado? Aramızdan küpek gibi dövüşelileri seçelim, onları gönderelim. Mesela ben, mesela Sado, mesela Tosun gelmesin.